İyi günler değerli izleyenler. Günün nabzında birlikteyiz yine hafta içi her gün olduğu gibi Ufuk Uçağı ile birlikteyiz. İki gündür yapamadık programımızı. Oradan da özür diliyoruz. Malum dedemin vefatından dolayı sabah programlarını da Ufuk Uçağı abimiz sağ olsun eşlik etti, götürdü bizlere. Yarın da sabahleyin Ufuk Çağ bu ekranlarda olacak. Bu durumla açalım programımızı. Öğleden sonraki bölümde ise cenazenin ardından tamamlanmasıyla birlikte programımızda yayın akışımız eksiksiz devam edecek diye durumu da aktaralım. Kayıplar acıdır. Hayatın bir döngüsü bu. Değerlerimiz birer birer aramızdan ayrılırken yeni doğanlardan umut bekliyoruz. Yeni doğanların önündeki yolculukları daha iyi yapmasını, daha güzel bir hayat sürmelerini sağlamakla sorumluyuz. Güzel anılarla, hatıralarla anılacak olan birçok değerimizi 2018 yılı içerisinde yitirdik, kaybettik. Sonayadem ışıklara yürüdü, Naime abla ışıklara yürüdü, Ali Boy ışıklara yürüdü, dedem. Ardından bugün Sevim Ebeoğlu'nun cenazesi vardı. Sevim Ebeoğlu, Sevim abiyi de kaybettik. Peşi sıra değerlerimiz gidiyor. Hep böyle anılarda bir dönemin kuşağı, bir dönemin insanları birer birer gidiyorlar. Ve bize de kalan onların isimlerini, adlarını yad etmek, onları güzelliklerle anmak ve o güzel hatıralarını aktarmak. Yarın cenaze törenimiz var. Yarın yaklaşık 60 yıl baş müezzin olarak görev yaptığı Selimiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek törenle Defkoşa mezarlığında defnedeceğiz Ahmet Gürses Hoca'yı da. Bu süre zarfında arayan, soran, mesaj atan, taziyelerini ve başsağlığı mesajlarını ileten tüm dostlara, eşe, dosta, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu acı günümüzde yanımızda olan başta Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Akıncı, belediye yetkilileri, sevenleri, Din İşleri Dairesi Başkanı Sayın Atalay ve yine taziyelerini bizlere ileten birçok siyasi, sivil toplum örgütü ve sevenlerimize, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz aile olarak. Yarın cenaze töreninden sonra Lefkoşa'da toprağa verilecek Ahmet Gürses. Evet, böyle bir giriş oldu Sayın Çağ. Tabii öncelikle hepinizin başı sağ olsun, ışıklar içinde uyusun dedem. Tabii bu yıl, özellikle bu yılın son çeyreğinde çok fazla hızlı birçok değerimizi kaybettik. Birçok Kıbrıs'a sembol olmuş kişiyi kaybettik. Aslında insan hani bunları da görünce şöyle diyor. Bu kadar bu yaşam süresince bu kadar hırs niye? Niye çekememezlik var? Niye dedikodu var? Niye birilerinin ayağını kaydırma var, niye yalan var, niye dolandırıcılık var, paylaşım olacağına niye böyle oluyor bu durumlar, bunları da insan düşünmeden edemiyor bu kısacık dünyada. Neticede Hepimizin gideceği yer belli. Günün sonunda hepimiz Hakk'ın rahmetine kavuşacağız. Tabii önemli olan tabii yaşımızın gereği de şimdi daha iyi anlıyoruz. Giderken arkanda iyi şeyler bırakmak. Herkes bir kişi için çok iyi konuşmaz. Yani herkesin senin hakkında iyi konuşmasını bekleyemezsin daha doğrusu. Ancak çoğunluk senin için iyi konuşursa söylesin. Çok
kısa bir ara verelim. Teknik bir sıkıntımız var. Giderelim, ardından devam edeceğiz kaldığımız yerde. Evet. Çünkü sesimiz tam olarak kalsın var. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Evet, tabii canlı yayınlarda olan şey bunlar. Sesi alamayınca yayının daha sağlıklı sizlere ulaşabilmesi adına kısa bir ara verdik. Yeniden döndük. Tabii hayatın gerçekleri bunlar Sayın Çağ ve gidenler var, yeni doğanlar var. Gidenler sizin de dediğiniz gibi güzelliklerle çalışarak, emeğini vererek kalıcı isimlerini bırakabiliyorlar. Bu son çeyrek... Bayağı gerçekten bu son çeyrekte tabii yani insanlar gidiyor da belki bizim çok iyi tanıdıklarımız bu son çeyrekte gitmeye başladı veya daha hızlı gittiler. Ne yapalım? Biz de neticede günün sonunda bunu yaşayacağız. Biz yaşamayacağız aslında. Bizim ardımızda kalanlara yaşatacağız bunu. Evet, tabii Sevim Ebeoğlu da bugün düzenlenen törenle toprağa verildi. Sevim abiyi de bir analım. Biliyorsunuz bu ülke içerisinde adını spor tarihine altın harflerle yazdıran bir değerimizdi. Gerek ailede gerekse Doğan Türk Birliği'ndeki performansı onun sadece Kıbrıslı Türkler için değil, Kıbrıs'ı Rumların arasında da efsane yaptı.
ve çok güzel bir paylaşım vardı sosyal medyada. Kim paylaştı şu anda anımsayamıyorum da. Hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin vefatıyla ağladığı ve futbol oynadığı dönemde her iki toplumunda omuzlarında taşıdığı bir isimdi Sevim Ebeoğlu. Sadece Kıbrıs futbol tarihinin literatürüne adını yazdırmış değil, İngiltere'ye de yazdırdı. Ki bu futbol oynadığı dönemde biliyorsunuz 1956'da Londra temsilcisi Coventry City'nin de formasını giydi. İngiltere'ye transfer oldu ve İngiltere'nin 1956-57 sezonundaki kadrosunda yer aldı. Ardından AEL tekrar çağırdı. Dedi ki gel, olmuyor sensiz bu işler. Tekrar geldi ve AEL'in şampiyonluk macerasında da golleriyle etkin rol oynadı. Ardından futbol sayfalarında, futbol sahalarında gerek kop karmasıyla yer aldığı maçlardan anılar. AEL'in sarı lacivertli forması, Fenerbahçe aşkı, lefterle dostluk, arkadaşlık. Eşi düğününün tepriğindeyken kendisi AEL'in şampiyonluk maçında forma giydi. Ve hatta tribünlerden de düğün tezahüratları yapıldı. O gün kupayı da kaldırarak tekrar düğün tepriğine gelen bir isim Sevim Ebeoğlu. Böylesine aşıktı futbola. Ona da rahmet dileyelim. Onu da saygıyla bir kez daha anmış olalım ve arzu ettiğimiz futbolu, günümüz futbolunun birleştirici barış misyonunu da Sevim Ebeoğlu ismiyle yaşatalım bana kalırsa. Böylesine bir değerimiz. Yani tabii ışıklar içinde uysun o da. Geçmişte sadece futbolda değil, başka birçok alanlarda da aslında Kıbrıslı Türklerle Rumlar çok ortak hareket ettiler. Hem Kıbrıslı Türklerin hem Kıbrıslı Rumların saygı gösterdiği, saygısını kazanan hem Kıbrıslı Türk vardı hem Kıbrıslı Rum vardı. Yani Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların tamamı fitne fesat içerisinde değildi. Daha sonra özellikle 1950'li yılların başından itibaren yavaş yavaş her iki toplumun da emperyalistlerin soktuğu fitneyle, yaptıkları kışkırtmalarla, verdikleri silahlarla neticede o iki toplum bugüne kadar geldi. Aslında Sevim Ebeoğlu bu ülkede nasıl bilinebileceğini gösteren bir örnekti. Değilim ve biz başka konumuza geçelim. Evet, gönül arzu eder ki daha çok sevimler üretsin bu toplum. Daha çok sevime beyoğlular üretsin ki toplumu bu şekilde buluşturabilsin yeniden. O arzuladığımız Kıbrıs'ta çözümü, barışı uygulasın. Tabii biz burada hep barışı, sevgiyi, insan sevgisini ön plana çıkarmaya çalışırken en büyük gayemiz de toplumda yeniden bu çözümsüzlüğü ortadan kaldırmaya çalışırken kara sularımızda savaş gemileri, sondaj çalışmaları devam ederken gemilerin dalaşını da tanıklık ediyoruz. Zaman zaman taraflardan açıklamalar geliyor. Her iki taraftan da keskin açıklamaları dikkatleri çekiyor. Hem Yunan cephesinden hem Türkiye'den. Ancak bir de vizyondakiler demeyelim de başka kişilerin açıklamaları, ki bunlardan biri de Akşener, Meral Akşener. Evet. İşte Ayşe gerekirse yeniden tatile çıkabilir dedi. Ayşe'nin tatilini meşru olarak algılayıp ve bu şekilde yeniden kendinde hak bulabilen bir açıklama bu Meral Akşener'in. Talihsiz, şanssız bir açıklama. Yersiz, zamansız bir açıklama. Ve onların derdi zaten belli başlı kişilerin geçmişine baktığımızda hep savaş, kin, nefret üzerine kurulmuş bir siyasetleri var.
Bu da bunlardan biri işte. Nasıl yorumlayabiliriz bunu Sayın Şahin? Şimdi yakın bir gelecekte Türkiye'de yerel seçimler var. Türkiye'de her seçim dönemi Kıbrıs da, yani Kıbrıs konusu da bu tarz açıklamalar, Kıbrıs'la ilgili bu tarz açıklamalar her seçim döneminde yapılıyor. Zaten İYİ Parti'nin tabanına, taraflarına baktığımız zaman milliyetçi kesimin oylarına yönelik, yani milliyetçi kesmin desteklediği bir parti, daha net konuşalım, ancak bir tarafta MHP var, bir tarafta İYİ Parti var. Aynı seçmen profiline oynuyorlar. Tabii ki bu tarz keskin açıklamalar gelebilir. Ancak tabii ki onlar o tarafta sırf ilk yerel seçimlere yönelik bir açıklama yaparken bunun etkilerinin, bunun dalgalarının hem uluslararası medyada hem Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Rumlar üzerindeki etkilerini hiç düşünmeden bunları söylüyorlar. Sallıyor da aslında. Ayşe tatile bir daha çıksın. Ben şunu söyleyeyim. Uluslararası toplum, dünya Ayşe'yi bu ülkede bir daha tatile çıkarmaz. Çıkarmamalı. Çıkarmaz. Çıkarmamalı da. Ya ben, hayır, onu söyleyeyim. Yani en azından şu anki şartlarda Ayşe onu yapamaz. Başlatır ancak sonunu getiremez. Çünkü gerekli müdahale yapılır. Kaldı ki günümüzde herkesin peşinde olduğu enerjinin Doğu Akdeniz'de varlığının belli olmasıyla birçok egemen ülkenin iştahı da kabarmıştır. Bu ülkeye olan ilgisi de artmıştır. Dolayısıyla artık böyle tatile çıkmak çok kolay değil. Hatta bana göre mevcut şartlarda imkansız. Yani bunu yapmak çılgınlıktır. Evet, yani Ayşe'nin... O yüzden de ben Sayın Akşener'in bu savaş çığırtkanlığını, bu kana susamış görüntüsü veren açıklamasını tamamen yerel seçimlere yönelik bir açıklama olarak aldım. Evet, zaten Ayşe'nin tatili ne kadar da güzel oldu diyelim toplumlar adına, bu tartışılır bir dönemde Ayşe'yi yeniden tatile göndermek de çok garip olur Akşener'in düşüncesiyle. O yüzden pek fazla dikkate almaya da gerek yok. Yerel seçimlere yönelik sadece ciddi bir yani milliyetçi oyların ruhunu okşayan bir açıklama olarak ben alıyorum. Yoksa kendisi de çok iyi biliyor ki bir daha tatile çıkmak öyle çok da kolay değil. En azından bu günümüz şartlarında hiç kolay değil. Tabii şimdi şöyle bir de durum var. Hemen bir yakın geçmişimize baktığımızda Kıbrıs adası üzerinde her şey çok hızlı değişebiliyor. Bunu da gözlemliyoruz. 55-63 olaylarında bu toplum birçok kan döktü, kan verdi. Ve 60'ta bir cumhuriyet kuruldu. Kısa süreli bir cumhuriyetti. Çok uzun ömürlü olmadı. 74'te hem bir darbe vardı, hem bir savaş vardı. 83'te KKTC kuruldu, KKTC olgusu kuruldu ve o dönemden itibaren 1990'lı yılların sonuna kadar çok ciddi bir de tarihsel anlamda asimilasyon vardı. İşte tarih kitaplarına baktığımızda yaratılan bir düşman toplum objesi vardı.
1996'da sınır olayları oldu. Çok iyi hatırlayacaksınız. İşte iki kişi Kıbrıslı Rumlardan ölürken Allah verdi kılıç bizlerden öldü, öldürüldü. 2003 yılında anlam planı dönemiyle bir giriş oldu. Ve ardından anlam planı süreci kapıların açılmasıyla iki toplum buluştu. Şimdi 2018 yılındayız. Kıbrıs müzakereleri bazı dönemler oluyor, zirveye çıkıyor. Yoğunlaştırılmış müzakereler, görüşmeler oluyor. Sonra aylarca bir kopuş oluyor, sert açıklamalar oluyor. Sonunda tekrar önümüze bir plan, bir müzakere süreci başlıyor. Yoğunlaştırılmış, tekrar bir ivme kazanıyor. İki toplumdan da çok ciddi umutlanan kesimler oluyor, büyük bir kesim oluyor. Sokaklara çıkıyoruz, meydanlara çıkıyoruz, barış ateşleri yakıyoruz. Kapılar açıyoruz, yeni kapılar açıyoruz. İşte Aplıç ve Derinya kapılarının açılması da bunlardan bir örnek. İşte şimdi Lefkoşa'da açılması düşünülen iki kapı daha var. Onun çalışmaları devam ediyor. Peki, bir 10 yıl sonraya baktığımızda sizin deneyimleriniz, gözlemlediğiniz konjektürce nasıl bir fotoğrafı konuşacağız? Şimdi bahsettiğiniz yıllarda ülkede belli bir değişim yaşandı. Tabii herkes biliyor, yani İngiltere buradan giderken planını devreye soktu. Bu iki toplumu düşman etti. Savaştırdı. Ondan sonra bir anlaşma yaptı. Tekrar savaştırdı. 74'te de bir sınır oluştu. Bir toplum diğer tarafta, bir toplum diğer tarafta yaşıyor. Toplumsal toplumlar tarihinde yani 50 yıl, 60 yıl çok uzun bir süre değil. Önce onu konuşalım. Yani bizim yaşam süremizde çok uzun bir süre ama toplumlar tarihinde bu süre uzun değil. İşte oldu zaten. 50 yıl, yani, 60 yıla bu kadar değişim oldu. 50-60 yıl toplumlar tarihinde uzun olmadığı için yani bazı gitgellerin de olması normaldir. Şimdi olaya şuradan başlayayım ben. Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olup olamayacağını. Türkiye ile Yunanistan herhalde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldığı tarihten beri, 1453'ten beridir düşmandılar, değil mi? Yani geleneksel düşman. Ticaret yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Yani işin içine para girdiği zaman düşman değiller. Ama iş siyasete, politikaya geldiği zaman 500 yıldır düşmandılar. Anlaşacaklar mı? Yok. Çünkü iki tarafın da işine geliyor. İki taraf siyasilerinin de işine geliyor. Birileriyle problemli olmak. Çünkü siyasiler bunu her zaman propaganda malzemesi yapabiliyor. Bana göre oradan başlayarak bizim Kıbrıs'a geldiğimiz zaman Kıbrıs'ta da bir tarafta Yunanistan'ın desteklediği, bir tarafta Türkiye'nin desteklediği iki toplum var. Güneyde çok fazla etkisini görmesek de kuzeyde bu ülkeyi Türkiye'nin yönettiği net, yani tartışma bile kabul edilmez. Bizim bu ülkedeki siyasetçilerimiz sadece işte ülke içindeki ufak tefek işlerle uğraşıyorlar. Onunla meşgul oluyorlar. Esas büyük olaylarla ilgilenmek çok da bizim siyasilerimizin, hatta Cumhurbaşkanımızın bile haddine değil. Yani bizim Cumhurbaşkanımız yaptığı basın toplantısına diyor ki, ben diyor bir şeyi görüşeceğim zaman muhakkak Türkiye ile de istişare yapıyorum. Yani yalnız başına bir şey karar veremezsin sen bu ülkede. Güneyde de bu var. Yunanistan'la olan ilişkilerinden dolayı, ama o biraz daha hafif geçiyor. En azından onlar, çünkü bizden daha çok ayaklarının üzerinde
durabiliyorlar. Bizde hiçbir şey yok, üretim yok, hiçbir şey yok. O yüzden yani olayı şuraya getireyim. Bir tarafı Türkiye, bir tarafı Yunanistan diye nitelendirirsek, bu ülkede de öyle kısa vadede bir anlaşmanın olacağını ben beklemiyorum. Biz birbirine KKTC'yi kurduk da. Yani. Bir şey söyleyeyim, o farklı bir olay. O 1980 askeri cuntasının başındaki adamın isteğiydi. Rahmetlik Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın da hayaliydi. Biliyorsun iki dönem seçilebilirdi. Tam da bir daha seçilemeyeceği bir döneme gelmişti. Federe devleti yasalarına göre, seçim kanununa göre işte adını değiştirdiler, bunu kurdular. Ondan sonra o devam etti. Onun da etkisi var. Şimdi bir şey sorayım. Türkiye Cumhuriyeti eğer istese, gerçekten istese bu ülkeyi en azından bir iki ülkenin tanınmasını sağlar. Bir iki ülkenin tanımasını sağlar. Ya Bosna Hersek tanır, Pakistan tanır. Yani ilişkileri sürekli iyi olan yerler tanır ama Türkiye'de bu ülkenin yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir cumhuriyet olmadığını, sadece adı olduğunu kendisi de gayet iyi biliyor. Öyle tanınması için de çok fazla çaba harcamıyor. Ama net olarak benim söyleyeceğim, ben Kıbrıs konusunda kısa vadede, ki kısa vade derken öyle 3-5 yıldan da bahsetmem. Sen 10 yıl dedin. Bir 10 yıl içerisinde bu ülkede bir anlaşma olacağına inanmıyorum. Hatta ve hatta yani tabii ki kapı açılsın ama ben de son bir hafta içerisinde bazı şeyleri de makaleleri de okuduktan sonra bu açılan kapıların aslında her iki toplumda da barış isteyenlere böyle gaz vermek için açılan kapılardır. İşte kapıları açtık. Canın sıkılırsa, çok istersen göresin Kıbrıslı Türkleri, o tarafa git. Veya Kıbrıslı Rumları çok görmek istersen geç kapıdan git. O tarafta ye iç, alışveriş yap, bilmem ne yap ve gel. Ben böyle değerlendiriyorum bu kapıların da açılmasını. Kısaca önümüzdeki 10 yılda bu ülkede herhangi bir şey ben şahsen Ufuk Çağ olarak beklemiyorum ki son cümle Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yatakları bu ülkedeki barış umutlarının daha da zora girmesine neden oldu. Çünkü herkes bu doğal gaz yataklarından nasıl daha çok kar elde ederim peşinde. Böyle 80, 90, 100 bin kişilik Kıbrıs'ı Türk'ü herhangi birinin düşüneceğini de çok tahmin etmiyorum. Evet, tabii gönül arzu eder ki yanılasınız bu düşüncenizde. Yani bir 10 yıl sonra... İnşallah yanılırım. Farklı bir Kıbrıs'ı konuşuruz. İyi yönde daha farklı bir Kıbrıs'ı konuşuruz. Çünkü şu anki yapı zaten bizleri yiyip yutuyor. İçinde bizleri hapsediyor. Ve bunun böyle olması da birçok nesli, birçok kuşağı götürdü. Dileriz ki o arzulanan barış Kıbrıs'a da gelir. Zaten Zorlu Bey de Cumhurbaşkanlığına aday olacakmış. Öyle. Tabii var. Zaten Zorlu Bey'in dediği de aday olurken hedeflerimiz için aday oluyorum. Yani evet, herhalde evet. Zorlu Bey'in de hedefinin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Ancak ülkede özellikle son dönemlerde
yaşananların ardından birçok Ulusal Birlik Partisi, yılların Ulusal Birlik Partisi sempatizanları, taraftarları bile artık bu ülkede gidişatın nereye doğru olduğunu daha açık konuşmaya başladılar ve onlar da endişeli olduklarını artık korkmadan dile getirmeye başladılar. O yüzden Sayın Ersin Tatar'ın da işi zor. Kıbrıs konusunda bence o da daha farklı açılımlar yapmak zorunda. Çünkü artık Ulusal Birlik Partisi taraftarları da bazı şeyleri öğrenmeye başladı. Çünkü onlar da bu ülkede yaşıyor. Bu ülkede olanlar parti gözetmeksizin oluyor. Yani o partidendir, bu partidendir diye bakılarak yapılmıyor. Sokaktaki kriminal olaylar kol geziyor. Yani bu bakmıyor rengine. Turuncu mu, yeşil mi? Yani ben de ondan bahsediyorum. Yani kırmızı mı, mavi mi bakmaksızın devam ediyor. İşte dün akşam da bir huzur operasyonu vardı. Polisin geniş katılımını belki de ben ilk kez şahit oldum. Çevik Kuvvet'in özeler katında sokağa çıktığı bir huzur operasyonunda araçlar didik didik edildi, bir takım yerlere baskınlar düzenlendi ve birçok kişi de gözaltına alındı. Onlarla ilgili, yani birçok kişi dediğin sınır dışı kararı olan bir kişi yakalandı ve bu ülkede oturma ve çalışma izni olmayan 10 kişi bulundu. Evet. Peki. Güzel, ellerine sağlık. Yani kim düzenlediyse. Peki bu çözüm mü? Değil. Şimdi sen bunları sınır dışı edeceksin. Tamam mı? Sınır dışı ettiğinde ne olacak? Yani Ahmet İnan Mehmet gider. Nasıl olsa bu ülke kevgir gibi, isteyen bu ülkeye zaten gidebilir. Bu giden 10 kişiden 5'i geri gelecek. Hasan da Hüseyin onların yerine gelecek. Belki yerlerine Hasan Hüseyin'in yerine bir de Yahya da gelecek. Yanına alıp. Yani kusura bakmasınlar. Tabii ki düzenlesinler böyle operasyon. Ancak bu ülkedeki huzuru sağlamak istiyorsanız, huzur operasyonu çünkü koyuldu ismi. Bununla değil, huzur operasyonu. Bununla siz biraz etkisini azaltırsınız veya problemleri halının altına süpürürsünüz ama onların yerine başkaları geldiği zaman, çünkü gelebilirler, o halının altındakilerle birlikte dağ gibi olur problemler ve sen yaptıklarının çok da doğru olmadığını görürsün. Kesin çözüm değil, net. Ama bir dirençlerini kıracaktır bu sokaktakilerin. Çünkü şöyle bir durum var. Bugün sosyal medyada vardı yine. Bir apartmanın dış duvarında dört renkli vatandaşımız. Ben de gördüm. Renkli vatandaşımız. Afro-Amerikan değilim onlara. Yani renklerinden değil. Ve içki içiyor. Apartman sakinleri şikayetçi. Gündüz vakti. Gündüz vakti. Öğleyin. Yani içki içebiliyorlar. Hayır, içki içsinler. Bak öyle bir yasak yok. İçtikleri yer önemli ve davranışlar önemli. Yani okul çevresinde, okulun yakınında 4 kişi rahatça içki içebiliyor. Ve kimse de onlara siz ne yapıyorsunuz burada? Bir kimlik kontrolü yapalım, üzeriniz bir arayalım. Bunların da gelmesi lazım. Çünkü birazcık daha farklıydı her şey geçmişte. Yani bu kadar rahat hareket edilemiyordu. Yani ne zaman biz bu kadar rahat hareket edilemiyordu. Bunun bir yasası da yoktu. İnsanlar çünkü diğer insanlara, o çevrede yaşayan saygı insanlara vardı. Saygı gösteriyordu. Anladın yani ben mı? De geceleri dışarıya çıkmayı seven biriyim. Ortamına göre içmeyi de seven biriyim. Ama bir günden bir güne 4 tane arkadaşımı alıp gündüz vakti bir apartman boşluğunda, apartmanın girişinde. Üstelik okulun hemen dibinde. Okulun dibinde de içmedim. Yani bu derbederlik suçu vardır ya. Yani İngiliz döneminde de vardı bu. Ne? Siz sokakta
başı boş gezip derbederlik mi yoksa avaracılık mı? Avaracılık. İşte aynı kapsam aslında. Evet, ve aslında cidden İngiliz döneminde böyle bir yasa vardı. Tabii. Ve böyle derbeder çalışmadan sokakta bulacak sizi içki içerken gece gezip bu tarz işleri yapıp çevreye rahatsızlık verenleri İngiliz alıp direkt içeriye götürüyordu. Kesinlikle ve içeri girdiğinde de pişman olurdu girecek olan. Bir daha iki defa düşünüyordu. Dışarı çıkarken nasıl çıkacağım diye. Ve oydu ya, bir disiplin vardı. Bir disipline vardı. Bırakın yani siz dört arkadaş oturmuş da belki de hiçbir kimseye zararlar yoktur. Ama o kadar bir kriminal olaylar oldu ki insan tedirgin oluyor artık. Yani belki de o dört arkadaş orada oturmuş keyif yapıyorlardır, sohbet ediyorlardır. Memleketlerindeki futbol maçının değerlendirmesini yapıyorlardır. Ama o kadar bir korkar olduk ki artık her şeyden. Tabii yani ülkede, çünkü hiç kimse hiç kimseye güvenmiyor artık. Yani güven duygusu sıfır. Kesinlikle. Yani o yüzden yani bu bugün yansıyan bir görüntüydü. Sosyal medyadan gözüme ilişen bir görüntüydü. Ancak geldiğimiz durumu çok iyi özetliyor yani bu koşullar. Azalsın, çünkü şiddet arttık sonra, toplumsal şiddet arttık sonra, ekonomik koşullar kötüye gittik sonra artık kapımızı pencere... Ben mesela yapmazdım eskiden, şimdi artık her gece Çift kontrol ediyorum kapıları. Gözümden bir şey kaçtı mı acaba, açık mı kaldı, gındırık mı kaldı? Şimdi onunla ilgili de bir adım atılıyor. Üniversitelerde kim öğrenci, kim öğrenci değil. Öyle bir altyapı çalışması yapılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama. Umarız yapılır. Çünkü şu anda bulunduğumuz şartlarda 4-5 tane tüccar üniversite sahibi maalesef adam geliyor her sene başı parayı yatırıyor, öğrencimdir, adam bir daha uğramıyor okula, bir sene sonra yine parayı ödüyor, ne devamı var, ne sınava giriyor, ne hiçbir şey yok, sırf parasını birileri alıyor diye bu ülkede öğrenci olarak gözüküyor. Böyle bir şey olmaz. Ya okumaya gelirsin yahut da döner memleketinde yaşarsın. Küçücük bir yer. Mesela çok enteresan ya. Yani inşaat yapılıyor. Bir bakıyorum artık inşaatların daki çalışanların rengi değişti. Hepsi Afrikalı öğrenciler. Ya nasıl olur bu iş? Çünkü emin olun ki o inşaatı yapan firmanın da bir üniversitesi var. Onları öğrenci belgesiyle adaya sokuyor. Belki de inşaatlarda 4 yıl çalıştığında diplomada verir. Aslında sana daha mühendis olarak memleketine olur. Sana çok daha enteresan bir şey anlatayım. Yani söylenti doğruluğu var mı yok mu bilmiyorum ama bazı ülkelerinden genç kızları getirip üniversiteye kaydediyorlar, üniversite öğrencisidir diye ve ondan sonra da gece kulüplerinde çalıştırıyorlar. Öyle bir söylenti de ben, kulağıma geldi. Benim de geldi ama yani çok inanmak istemedim. Ben de inanmıyorum ama yani öyle bir de söylenti var. Bu böyleyse yani üniversitelerdeki denetimsizliğin ne boyutlarda olduğunu da ortaya koyuyor bu. Eğer öyle bir şey varsa vah bizim üniversitelerimize, öyle diyelim. Evet, tabii bu gece kulüpleri dosyasını bir gün açalım burada. Ayrı bir dosya o konuyla ilgili. Uzun uzun konuşacağımız şeyler var. Bu konuda onların içerisinde olsun. Mesajlar var özellikle bana ulaşan. Onlardan da bir iki vatandaşımız bize demiş bugün Özker Özgür ve Salih Miroğlu'nun ölüm yıldönümü notlarımız evet. Da var, anacaktık. Ona bugün sıra gelmedi. Onlar için özel birkaç laf etmemiz gerekti. Zaten gündemimiz var, akışımızda vardı yani önümüzde yazıyor. Zannetmeyin ki unuttuk Özker Hoca'yı ve Salih Miroğlu'nu. İkisi de ülkemiz siyasetinin önemli değerleriydi. Özker Özgür
ve Salih Miroğlu çok erken yitirdiğimiz iki değerimizi, tam bir barış adamıydı Özker Özgür. Gerek Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanlığı döneminde başbakan yardımcılığı da yapmış ve Birleşik Kıbrıs Partisi'nin kurucularından biriydi. Çok önemli işlere imza attı. Barış duygusu, barış olgusunun mimarlarından biriydi ülkemizde. Onun söylemleri, onun ürettikleri hala belleklerde silinmedi. Efsane başkanlarından Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin saygıyla anıyoruz. Yine Salih Miroğlu da Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterliği de yapmış bir isim. Ve onu da çok erken ve zamansız bir kalp krizi sonucu kaybettik. Salih Miroğlu'nun da bu ülkeye verdikleri hizmetler unutulmayacak. Tam bir demokrasi adamıydı. Tam siyasete yakışan bir duruşu vardı Salih Miroğlu'nun da. Miroğlu'nu da bir kez daha saygıyla anmış olalım bu ekranlardan. İki önemli siyaset insanının da 13. ölüm yıl dönümleri. Bugün ve sabahleyin kabirleri başında anıldığı, siyasilerin de katıldığı, sevenlerinin, ailelerinin de katıldığı törenle anıldı. Anma etkinlikleri çerçevesinde bir takım anma programları da var. Bunları basından da takip edebilirsiniz. Bir dinleti de olacak. O dinletide de yine ezgilerle anılacak. Güzel bir şekilde, yakışır bir şekilde anılacaklar. Bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz hem Özgür'ü hem de Miroğlu'nu. İki tane güzel insan. İkisi de ışıklar içinde uyusun. İki farklı görüş. Ancak ikisi de şu anda kendileri için düzenlenen anmalarda anmaları hak eden iki saygıdeğer insandı. İkisini de tanıma fırsatı buldum. Benim için her zaman söylerim, insanların düzgün olması, iyi düşünmesi, bencil olmaması, bir duruşlarının olması budur esas olan benim için. Siyasi görüşleri ne isterse olsun, siyasi görüş neticede sadece bir konuyla alakalıdır. Ama bu iki değerimiz de gerçekten saygıyı hak ediyorlardı. Dediğin gibi çok erken gittiler. Ben de burada saygıyla anıyorum. Işıklar içinde uyusun her ikisi de. Evet, bu arada teşekkür de edelim izleyicilerimize. Bize böyle bu gibi soruları, görüşleri de paylaştın. Özelden de biz sizlerden gelen düşüncelere her zaman yer veririz. Yer vermek durumundayız. O amaçla da bir kez daha teşekkür edelim. Evet, yönetmenim de uyarıyor bizi son 5 dakika diye. Ancak 2-3 konumuz daha var. Hızlıca onlara bir paylaşmış olalım. Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası hükümete 28 Kasım'a kadar süre verdi. 16 öğretmen atamasıyla ilgili olarak eğer atama yapılmadığı takdirde grev dahil tüm eylemleri de gündeme alabiliriz dedi Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası. Eğitim sıkıntılarla başladı. Her yıl olduğu gibi hala sıkıntılarla devam ediyor ve Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem bugün açıklama yaptı. 16 öğretmen atamasıyla ilgili hükümete 28 Kasım'a kadar süre verdik dedi. Dilerim aşılır bu sıkıntı ve çocuklarımız, gençlerimiz okullarında mağduriyet yaşamazlar. Çünkü geleceğimiz onlar, yarınlarımız onlar. Bunun yanında uyuşturucu konusunda da ciddi bir adım var. Uyuşturucu suçundan dolayı cezaevinde bulunan bireylerin topluma yeniden kazandırılması hizmet modeli projesi tanıtıldı. Başbakan Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Sayın Karakçı'nın da katılımıyla aktarıldı. Bu güzel bir yöntemdi. Çünkü uyuşturucu suçlarındaki artış ve cezaevinde olması, bu insanların dışarıya rehabilite edilerek, ıslah edilerek çıkması ve topluma kazandırılması yönünde ciddi bir adım.
Geçmişte çok gördük. Uyuşturucu kullandığı için cezaevine girip cezaevinde farklı suçlara alışıp dışarıya çıkan birçok kişi vardı. Bunun önlenebilmesi için büyük bir adım. Bunu da ayrı bir programımızda konuşacağız. Hafta içinde de Sayın Karaokçu'yla görüşeceğiz ve onu da programlarımızda ağırlayıp uyuşturucuyla mücadele konusunu ele alacağız. Bir de kendini avcı addeden bazı kişilerin karpaza vurduğu eşek var. Günlerdir avcılığın tartışıldığı bir ülkede basına yansıyan karpazdaki zehirlenen eşekler konusu aslında zehirlenme değil, vurulmaymış. Bunu da Çevre Koruma Dairesi yetkilileri uyardı, açıkladı. Kendini bilmez, insan olduğundan utanan birilerinin, biri ya da birilerinin ateş ettiği hayvancağız ne yazık ki öldürüldü karpazda. Azalan eşeklerimiz, koruma altındaki eşeklerimizi katleden bir kişi diyeyim. Çünkü bu ne avcılığın ruhuna ne de insanlığın ruhuna yakışır. Ne istediğin o eşekten. Yani aslında eşeklere hakaret olacak ama herhalde bunu yapan da eşoğlu eşektir. Aslında hata o bölgeyi ava açmak. O bölge eğer yakışır. Bu hayvanların doğal ortamlarıysa o bölgedeki o bölgede iyi ava kapatacaksın kardeşim. Bu kadar basittir. Çünkü adam ava gittiği zaman gözü dönüyor. İlla bir şeyleri vuracak. Adam gidip eşeği vurmuş. Yani şimdi polis araştırıyor. Kim yaptı, kim etti. Bulsa ne olacak? Eşek gitti. Doğru. Yani bence orayı ava tamamen kapatacaksın. Bu iş de olup bitecek. Bir kez daha da bu iş yaşanmayacak. Ha zehirleyen de olursa ki hiç duymadım bugüne kadar. Çok da oldu zehirleme olayları. Gitsin güvenlik güçlerimiz. Bir tane adam yakalasın ve onu içeri soksun da görelim güçleri yeterse. Ona da birinin gücünün yettiğini sanmıyorum. İşte yavaş yavaş onları da temizleyecekler. Bu ülkede her konuda olduğu gibi bu konuda da ben siyasilere zerre kadar güvenmiyorum. Siyasiler sadece konuşur, işte günü kurtarmaya çalışır. Bir ülkedeki bir iş adamı çıkıp da bir toplantıda herkesin içinde bir bakana ben istersem 50 kat apartman dikerim diyebilecek bir gücü varsa bu ülkedeki siyasilerin ne kadar güçlü olduğunu da görürsün ama o eşeği vuran tam eşoğlu eşektir. Doğru. Okul konusuna gelince biz hep farklı şeylerle uğraşırız. Temel ihtiyaç eğitim. Öğretmenler göç yasasından dolayı Türkiye izin vermediği için öğretmen alımı yapılamıyor. Ama diğer tarafta da Bekirpaşa Lisesi'ndeki öğrenciler iki dersten hiç ders hocası olmadığı için, ders göremedikleri için iki dersin sınavına giremiyorlar. Çünkü hem ders almadılar hem de okul yönetimi mecburi o sınavları sınav programından çıkardı. Uyuşturucu aslında yapılması gereken buydu. Uyuşturucuyla mücadelenin birinci basamağı eğitim. İkinci basamağı da rehabilitasyondur. Bu adımı da ben çok olumlu buluyorum. Sen 3 gram, 5 gramla içici tabii bu. İçiciyi alıp tıkarsan hapishaneye, o hapishanede sadece uyuşturucu kullanıcısı olarak değil, daha potansiyel suçlu olarak tekrar dışarı çıkmasını sağlarsın. Bence o da olumlu bir adım. Tabii çok hızlı geçiyorum bu konuları çünkü vaktimiz doldu. Zaten uyuşturucuyu ayrı bir program olarak tamamen ona ayıracağız. Bir de gece kulüplerini dosyasını burada açacağız. Programda da onu konuşacağız. Çünkü gece kulüpleri gerçekten konuşulması gereken bir husus benim için de. Teşekkür edelim Sayın Çağ. Uyarıyor bizi sevgili kahraman.
aştık süremizi diye. Az sonra ilk kez ekranlara gelecek olan ilk programıyla Eliz Soyer var. Farklı Açı programında yenilik kazandırıyor Yeni Bakış Web TV'ye. Ve bundan böyle de her perşembe saatler 16'yı gösterdiğinde sevgili Eliz farklı konu ve konuklarıyla bu ekranlarda olacak. Bu haftanın yeniliği olarak da sizlerle buluşuyor. Biz ona devrileceğiz bayrağı sonra ve biz de heyecanla onun programını bekliyoruz. Bugün ilk programında konu Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Aydın Soyer olacak. Ulusal Birlik Partisi'ndeki yeni dönemi konuşacak Eliz konuyla. Ve Ulusal Birlik Partisi'nin önümüzdeki süreçteki vizyonunu masaya yatıracaklar. Ayrılmayın bizlerden, bizi izlemeye devam edin. Yarın görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var, işimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Günü ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Firmamız 92 yılından beri imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de nitelikli yerli iş gücü bulmaktır.
nitelikli eleman bulmakta zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim projelerine destek veriyor. Sen istihdam et, primini biz ödeyelim. Genç, zinde ve her şeyin farkında olmanın tadını çıkarıyorum. Hayatı öğreniyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi. Doğayla iç içe olmayı, spor yapmayı ve arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Dans etmeyi, güzel anlarımı paylaşmayı seviyorum. Ben hayatı seviyorum ve uyuşturucuya hayır diyorum. Evlerimizde tütün ve tütün ürünü kullanma oranı %45. Pasif içiciler de risk altında. İçmeyenleri koruyalım. Çocuklarımız için sağlıklı gelecek dumansız bir hayattır. Dumansız hayatı destekleyin.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından. Günü ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi.